İnşallah. Hayırlısıyla bir geleveseydi bir çocuk. Anasının kuzusu yavrum. Osman hepsice dok. Anne. İyi mi yavrum? Osman'ı. Seni çok özledim. İyi mi? İyi mi kuzum benim? İyi mi yavrum? Osman hepsice dok. Osman kuzum. Kuzum nasılsın Osman'ım kuzum? Oğlum beni şey oğlum. Oh. İsterseniz içeri girelim ablacığım. Hava soğuk. Yok. Soğuk değil. Sibirya olsan ne olacak be kızım? Oh be oh. İbrahim iyi gördün değil mi? Osman iyi değil mi? İyi değil mi? İçeri git malumat alıveririz. Hadi içeri gir. İçi üşü beni hadi. Sen de gel gari. Hadi içeri verin. Hadi Osman kızım. Hadi kızım hadi. Hadi bakayım. Gitmemizi emretti komutanım. O kadar itiraz ettim ama defalarca emir tekrarı yaptı. Yani ben... Ben böyle olmasını istemezdim komutanım. İşin doğrusu komutanım, müsaade ederseniz. Barut yüzbaşı öyle yapmasaydı biz oradan çıkamazdık. Gönül isterdi ki bir haber gelsin, hepimizin umduğu şey gerçekleşsin. Ama Uğur, oğlum yorgunsunuz biliyorum. Ama benim ayrılmam lazım artık. Emredersiniz komutanım.
Hepinizi alnınızdan öpüyorum. Siz doğru olanı yaptınız. Sizin adlarınızın karşısına çocuklar, dünyanın bütün kitaplarında şu kelime yazılır. Kahraman. Albay ayrılıyor mu çavuşum? Vallahi bilmiyorum ki, ayrılıyor herhalde ya. Yani bu şu anlama mı geliyor? Barut yüzbaşı. Ya oğlum, Allah korusun ya. Abicim tamam, hadi biraz dinlenelim, hadi. Biraz mola verelim. Kesin şehit mi olmuş abi ya? Bir şey öğrenebileniniz var mı? Yani onbaşım, komutanlar Osman Kanat'ın kalanmasına bile sevinemedi. Başka ne olacak ki? Ya bende mi b**tlık var anlamıyorum ki kardeşim ya. Harbiden öyle diyorum ya. Saçmalama Fatih'im, seninle ne alakası var ya? Ya Hamza, lan kime desem ki bu adam tam benim kalemim. Tam benim böyle kankam olacak adam desem, pat ertesi gün başına bir şey geliyor kardeşim ya. Şişt, Fatih, günah aslanım, bak öyle deme ya. Kendi kendine şey etme, ne olur. Olmaz öyle şey, yap. Ne olmaz öyle şey Ercü ya? Ercü, bu adam beni postası yaptı kardeşim. Biz bu adamla sorguya girdik kardeşim. Cihan'ı öttürdük, Cihan'ı, boru değil. Biz bu adamla Cihan'ı öttürdük ya. Ya şimdi burada olsaydınca ne olurdu ya? Ne olurdu lan, ne olurdu? Vurma lan sandığa. Fatih. Fatih. Sakin ol be abicim. Ya belki, belki çıkar gelir Fatih ya. Baksana Osman Kanat'a. Abi hadi abi. Hadi iş yapalım abi, ben daralıyorum ya. Ya hiç mi güzel bir şey gelmez bir insanın başına ya? Hiç mi güzel bir olay gelmez başımıza abi? Adamın başına hiç mi güzel bir şey gelmez ya? Harbiden psikopata bağlayacağım, keseceğim kendimi kardeşim. Yakacağım, ortalığı yakacağım ya. Ben böyle işin anasını avradını... Lan dur! Şişt! Ne yapıyorsun oğlum? Sussana lan! Vedat, al abicim bunu. Götür, çay mı içiriyorsun, may mı içiriyorsun, gezdiriyorsun mu, dolaştırıyorsun mu? Sakinleştirmeden getirme bunu buraya. Hadi! Tamam çavuşum. Hadi Fatih. Hadi abi, diğerleri de işe baksın. Hadi! Allah Allah ya! Saat 4 gibi doktor alacaksan. Unutma. He. Şunları da al. Tamam abi. Bizim arabayı da gelirken getireyim mi abi? Ha iyi olur. İstersen polislere evin adresini de verirsen ha. Salak salak konuşma. E tamam abi, pardon. Yani bizim araba daha rahat diye, o yüzden de. Tamam oğlum, tamam. Neyse. Bu içkileri de almayı unutma ha. Konuşacağına sızıp durur belki. Manyak herif. Hadi. Tamam abi. Dedim ki doktor lütfen. Lütfen. Pesimist fikirlerinizi kendinize saklayınız. Cihan heval kalkacak, ayaklanacak. Nitekim öyle de oldu.
Matmazel. Siz uyurken sizi seyrettim. Ve sürekli şunu düşündüm. Devrimci militanlığın daha fazla yakıştığı bir kadın tanıyor muyum diye. Cevapladım da. No. Kendine geldi mi? Neler oluyor? Cihan, çok ani hareketler yapma. Yaran çok taze ve çok ciddi bir yara. Kesinlikle. Öylece kalın. Katolik yapıların duvarlarını süsleyen ikonlar kadar güzel kalın. Devo, rahat bırak kızı. Neler oldu? Neler oldu? Hapishanede şişlendin. Biz de seni hastane yolunda aldık. Tabii bu senin için biraz zor oldu ama bizim için tereyağından kıl çekmek kadar kolay ve güzel oldu. Tabii bu mükemmel planı da Mın Teos'u yaptı. Başım çok fena. Cihan, hadi sen biraz dinlen. Doktor tekrar gelecek. Dinlen, uyu, hadi. Mr. Walker. Size bir sorum var. Matmazel'e bakarken aklınıza eski sevgiliniz Küpeli Necla geliyor mu? Sadece merak ediyorum. Sadece merak ettim. Teo, senin yapacak başka işin yoktur. Mesela? Örneğin? Mesela örneğin, Miro'yu arayıp neler olduğunu öğrenebilirsen. Existe pas Dis-moi pourquoi j'existerai mon amour, mon amour Dis-moi pourquoi j'existerai Et si tu n'existais pas Dis-moi pourquoi j'existerai mon amour, ma chérie Dis-moi pourquoi j'existerai. Canı yanıyor mu Osman? Geçecek kızım, geçecek. Hepsi geçecek. Değil mi kuzum? Ya durun çocuğu ezmeyin. Şimdi doktor gelip kovmayacak bizi buradan ya. Nasıl bakayım oğlum, iyi misin sen ha? İyiyim baba, iyiyim. Seni birlik bir şey kurtarıverdi yoksa sen kendin şey... Dört yiğit adam baba. Ruh Teğmen. Dürel başlamış. Halis. Altan Yüzbaşı. Onlar nasıl iyiler bana? Altan Yüzbaşı baba, o
Düzeltin olmuşsunuz başınızı. Bu ne lan, bir adım öndesin. Güzel güzel. Rahat. Nasıl ol? Dikkat! Evlatlarım, burada bulunduğum süre zarfında bir kere daha anladım ki sınır karakolları bir memleketin sinir uçları gibidir. Sizleri bu uçlarda görev yapan Mehmetçiklerim olarak bir kere daha selamlıyor ve hepinizi temiz alınlarınızdan öpüyorum. Aynı gün hem bir arkadaşımıza tekrar kavuşmanın sevincini hem de bir komutanımızı kaybetmenin acısını birlikte yaşadık. Metanetiniz ve yiğitliğiniz için, fedakarlığınız ve çalışkanlığınız için hepinize teker teker minnettarım çocuklar. Ben Çeliktepe ile her zaman iftar ettim. Ve nefes aldığım sürece iftar etmeye devam edeceğim. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Sağ ol. Allah'a ısmarladık. Sağ ol. Sizler de sağ olun. Uğur, kendinize izin falan ayarlayın oğlum. Programı yapın. Emredersiniz komutan. Ben Osman'la ilgili olarak da... Ne oluyor ya? Halis, yanına birkaç tane adam al, gidin bir bakın bakayım. Uğursuz mudur, ayyaş mıdır, nedir? Emredersiniz komutan. Taner, üç kişi al. Emredersiniz komutan. Fatih, Ercüğün, Sinan! Osman'la ilgili olarak da... Ne bu ya? Arkadaşlar kontrol ediyor komutanım. Komutanım, bir kontrol etsinler de öyle yola çıkalım uygun görürseniz. Ben de merak ettim ya. Durali. Emret komutanım. Ya kim bu tozutuklar? Ya bu düğüncü falan mı bunlar ha? Yok komutanım, burada düğüncü olmaz ama belki öyle içip içip de hani affederseniz öyle bir şey olabilir yani. Çocuklar bakıyor komutanım. Komutanım, Barut Yüzbaşı bu. Ana! Komutanım! 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 Allah! Komutanım gelmiş lan! Komutan gelmiş lan! Ya ne oluyor ya? Komutan! Komutanım Barut, altanım komutan Barut gelmiş komutanım. Komutan. Ne diyorsun oğlum sen? Ercüment Yılmaz geberek, emret komutanım. Altan Barut geldi komutanım. Yaralı mı? Çivi gibi komutanım, çivi gibi. Komutanım gelmiş lan. Dur lan, dur. Sen neredesin komutanım ya? Sen neredesin komutanım ya? Esas sen neredesin lan ha? Yaramaz posta. Bıraktın bizi oralarda yalnız. Öyle deme, öyle deme. Beni vur öyle deme komutanım ya. Komutanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Halis. Nasılsın? Sağ olun komutanım.
Ne haber Tane? Vallahi şimdi daha iyi be komutanım. Baba burada komutanım. Yani Yavuz Er Albay burada komutanım. Oy. Gidip verelim tekniği. Bırakıp gitti miyiz bunlar? Allah, mazot da bitti. Battık mı teyze oğlu? Ya sen nasıl bir şeysin Hicabi ya? Ya nasıl bir şeysin ya? Ya birader, şu komutana bir şey etsen be. Vallahi karnımız aç. Mazot bitik. Tırımız yandı. Sigortası da yok da hani. Ben hemen halledeceğim hocam. Siz traktörü Nizamiye'nin önüne çekin. Gerisini ben halledeceğim. Bak gördün mü? Nereli acaba bu çocuk? Gel deli bozuk gel. Allah bağışladı seni evlat. İyi misin Barut? İyi misin oğlum? İyiyim, sağ olun komutanım. Osman sağ salim geldi mi? Geldi komutanım. Osman hastanede. Çok güzel. Haluk, biraz daha kalalım oğlum burada. Ha, merak ediyorum. Altan anlatsın bakalım şu işi. Emredersiniz komutanım. Ya çok merak ediyorum Barut. Nasıl oldu? Vallahi komutanım, onlar sayesinde oldu. Onlar kim? Hamit Haylamaz ve Hicabi Topçu komutanım. Bunlar Siverek'te iki kamyoncular. Teyze oğulları ama hiç anlaşamıyorlar. Birinin iki, birinin dört çocuğu var. Bir de 14 milyar kredi borçları var. Ayrıca... Bu ne şimdi ya? Ya komutanım, bütün gün hayatlarını dinledim. Birinin kaynanası fenaymış. Öbürünün oğlu okulu kırıyormuş. Üstüne üstlük bu Durali Başçavuş adamların tırını yaktı komutanım. Tırın sigortası var mı yok mu onu bile bilmiyoruz. Tövbe anam. Estağfurullah komutanım. Sen anlatmaya devam et. Ya takılma Durali'ye. Gelin lan. Komutanım iyi misin? İyiyim. Korucu musunuz? He. Şimdi çekilirler komutanım. Sen iyi misin? İyiyim iyiyim. Nereden haber aldınız onu? O kamyoncu arkadaşlar söylemiştir komutanım. Dört asker dağda deyince biz de hemen çıktık. Kamyon... Kim ya? Hamit'le Hicabi mi? He onlar. Köydedir şimdi. Vay be bizim teyze oğullarına bak. Hadi bir çay iç bakalım. Emredersiniz komutanım. Bırakıp gitti bunlar. Tamam koca baba. Osman'ı öpüver benim için. Bak ne diyeceğim. Biladere değil mi? Buraya gelince bir okey de onu keseleyi verem. Ona sen böyle söyle o anla. Hadi. Hadi koca babam hadi. Hadi görüşürüz hadi. Allah! Daracık daracık sokakla, kızla misket yuvarla. Ne olmuş Sayın abim söylesene. Haberler bomba coşkunum. Osman iyiymiş. Aç benden bir gazoz içi ve aslanım. Aç. Daracık daracık sokakla. Helal olsun Osman abime be. Helal olsun onlara. Yuvarla. Serbülent. Zeliha'm
Hayatımın aşkı, günümün ışığı, çocuğumun anası, hoş geldin bir tanem. Ne oldu Serbülent? Gel, gel şöyle oturuver, gel bakalım, gel. Osman gayet iyiymiş. Koca babam, ölümsüz kızılderili Fatma Ganat ve senin biricik eltin Esma ile birlikte hastaneden bana gayet relax, gayet olumlu, gayet güzel haberler verdiler. Ağz ederim aşkım, böcüğüm, Zeliha'm. Çok sevindim Serbülent ya. Ay çok şükür. Ay hakikaten oynanacak kadar varmış yani. Öyle böyle değil yenge, çok güzel, çok. Osman, ne ettin bakayım oğlum, he? Ne ettin bakayım sen? Osman da iğnesini oldu babası. Bak Osman da çok iyi. Aferin, aferin. Boş hadi bakayım. Boş yok. Amanin. Ne oldu? O geliyor. Buyurun Selma Hanım teyze, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Hayırlı işler Serbülent Bey oğlum. Zeliha nasılsın kızım? İyiyim, sağ olun. Sabun ve yumurta alacağım bize Ahmet. Coşkun, sabunla yumurta ver aslanım. Allah, ben kocam olmuyor. Sabun istiyorum. Ay pek tadım tuzum yok vallahi. Hayırdır? Ay ne bileyim ben işte. Pek ıssız buralar. İnsan yalnız hissediyor kendini. Gelmiyor mu sizinkiler daha ayol? Kaç gün oldu gideli? Gelecekler, gelecekler. Az kaldı Selma Hanım teyze. Buyurun. Osman Bey oğlumuz nasılmış? Saati iyi miymiş acaba? Hamdolsun, iyi la, çok şükür, çok şükür. İyi. Ben bir telefon numarasını alsam da bir geçmiş olsun desem diyorum, nasıl olur acaba? Yani Osman numarasını mı? Yani şimdi verem de o pek konuşacak gibi değil. Yok, Osman'ın numarası değil. Fatma teyzeden ulaşırsınız işte. Yok, o da değil. Ha. Anladım. Arkadaşlar da istirahat etsin başyavuşum. Emredersin komutanım. Poyraz! İstirahat et! Sağ ol! Biz de şöyle kastırmadan bir çay içelim. Vallahi iyi olur komutanım, buyurun. Benim adamlar nerede ya? Kamyoncular mı komutanım? Evet. Yemekhanedeler, arkadaşlar bir şeyler ikram ediyorlar. Güzel, hadi. Yani koskoca tır cayır cayır yandı diyorsunuz, öyle mi? Hem de Marmara çırası gibi yandı. Hem de sigortası yoktu. Ya boşver dayı sen sigortayı ya. Siz Altan Barut'u alıp getirdiniz ya, ötesi yok bunun. Harbi diyorum size ya, siz çok büyük iş başardınız yeminle ya. Ya size helal olsun diyorum, başka da hiçbir şey söylemiyorum, o derece yani. Ama sigortası da yoktu işte. Ya aslında vardı da. Yoktu tezol, yoktu. Dikkat! Oturun beyler. Sen değil lan. Neredesin oğlum sen? Niye dışarıda değilsin? Niye kaytarıyorsun? Yok komutanım, kaytarmıyorum. Ben burada arkadaşlara mahinurluk yapıyordum komutanım. Yani böyle çay olsun, çorba olsun ikram şey ettim böyle. Çok da güzel şey ettim değil mi? Mahinurluk ne lan Fatih? Ulan bu uşak beni öldürecek ya. Mahinurluk. He mahinurluk. Mihmandarlık demek istiyor yani teğmenim. Ha, ondan şey ettim komutanım işte. Hadi çay var bize, yaramaz posta. Emredersiniz komutanım. Afiyet olsun beyler. Sizin şu meseleyi komutanla konuştum. Kamyon meselesi ya. Yalnız rica ederim, Nazlı dizel kamyon değil tır komutanım.
Ne hamle? Tamam tır, tır meselesi. Şimdi siz buradan ilçeye gidince Tugay'a uğrayacaksınız. Orada ifadeleriniz alınacak. Sonra durum bir üst yazıyla mahkemeye bildirilecek. Sonra tespit falan yapılıp zararınız ödenecek. Tamam? Allah razı olsun komutanım. Allah esas sizden razı olsun. Büyük iş yaptınız. Siz olmasanız postu deldiriyorduk vallahi. Estağfurullah komutanım. Teğmenim ben yarın sabah buradan ayrılacağım. Akşam arkadaşlarla bir vedalaşalım. Komutanım böyle devam etseydik ya. Vallahi iyiydik böyle komutanım ya. Belli olmaz be. Belki gene geliriz. Türkiye büyük. Ama dünya küçük. İyi yemeğiniz ya. Ya Çavuş Allah aşkına ya. Bugün gece dersim olur ya. Nasıl yapalım? Ne zaman isterdin sen? Yani nasıl olsun? Ya abi Allah aşkına ya. Altan Yüzbaşı yarın gidiyor ya. Bu adam yarın gidiyor. Biz bu adama bu akşam şöyle sazlı sözlü böyle vur patlasın çal oynasın böyle bir veda gecesi yapmayalım mı yani? Olurdu yani aslında yani yapıştır alttan diyorsun yani. Tabii canım yapıştır gitsin daha ya. Daha yapıştır gitsin ya. Fatih sen gitmiyor musun oğlum? Evet. Hakikat ya Fatih sen onun postası değil misin lan? Sen niye gitmiyorsun? Postasıyım değil mi lan? He. Bence Fatih'i de götürür. Postası ama resmi postası değil, unutmayın beyler. Allah Allah. Ya Murat Göktürk, illa da pul mu olması lazım resmi postası olabilmem için? Hayır yani, görev icabı daha çok Fatih'ciğim. Ya bir şey diyeyim mi? Bence olabilir ha. Yani gerçekten bence olabilir yani beyler. Bana olabilitesi yüksek geliyor. Ya çünkü, yani şimdi misal, şimdi Altan Yüzbaşı ile burada biraz takılırız. Tamam mı böyle? İki yıl, üç yıl artık falan neyse. Ondan sonra bizim tayin çıkar kardeşim. Böyle o nereye ben oraya gideriz artık Tekirdağ olur. Alanya olur, Antalya olur, Bodrum olur. Yani gideriz olmaz mı yani? Olur yani bence. Vallahi bence her türlü alır senin yanına. Yani sonuçta kolay değil abi senin gibi adam bulmak. Vallahi mı diyor ya? Vallahi tabii. Lan oğlum sen buna mı inanıyorsun oğlum? Vay hepsi dalga geçiyor lan bu sene, salak mısın? Niye gülüyorsun? Bu gece eğitimi kim verecek amma oğlu? Durali Başçavuş mu, Uğur Teğmen mi? Uğur Teğmen gelir oğlum. Yani ben... Dikkat! Rahat ol, rahat. Otur. Komutan. Konumuz operasyonda ve eğitimde güvenlik uygulamaları. Hadi bakalım beyler. Kalıyor mu lan bu yüzbaşı yoksa? Ha? Lan sus oğlum duyacak adam manyak manyak konuşuyorsun ya. Maşallah benim güzel kızıma. Gülleri, çiçekleri açmış benim güzel kızımın. Kabus gibiydi nene ya. Kabus gibiydi. Allah bir daha o günleri göstermesin balam. Bir de dayın yanımızda olaydı. O da olur inşallah nene. İnşallah. Hadi balam, kahve hazır değil. Yavaş yapıyorum ki güzel olsun.
Acık da hastanede kalıverseydik ya. Bu doktorlar da pek tuhaf olayı yola. Ya bırak, çocuğun tedavisi var, şeyi var. Ya dinlenemezsin ya. Ya sana izin versinler zaten. Sen Osman'ın yanına yerleşmeyeceksin abi. Hadi bakalım sarmalar, guru göfteler falan. Oo Allah Allah. Sen seyle ondan sonrası. Ne varmış benim guru göftelerimde? Sen benim guru göftelerine kurban oldu be gari. Ya bırak, biraz alakalı olmasınlar değil mi? Bak Osman geldi. Sonrası nasıl hali ola girer ya? Öyle, öyle de. Ne diyeceğim bak İbrahim? Ne? Osman Esma'yı görünce böyle sanki daha bir sımsıkı kucaklayıverdi. Değil mi? Böyle böyle sarmalayıverdi onu sanki. Ne? Osman diyorum. Esma'yı görünce böyle bir kucaklayıverdi ki sanki bana de böyle sanki böyle hani adet yerini bulmuş gibi öyle olsun diye sarılıverdi bana. Ya sana yuh diyorum Fatma. Yuh diyorum da başka bir şey demiyorum. Yavaş konuş be duyacaklar. Ya sen geldin mi Osman'dan mı kıskanıyorsun? Yoksa bana mı öyle geliveriyor acaba? Yuh diyorum Fatma ya, yuh ya. Aman be, öyle geliverdi işte. Ya biri gelmiş, biri oğlum senin. Ayıp ya Fatma, ayıp ya. Hah, doğru dedin işte. Biri oğlum, biri gelinim. Osman'ı kim doğurdu? Ben doğurdum. 30 yıldır anasıyım ben onun. Esma'nın oğlu ya. Daha dünkü kız. Ya. Ah. Güzel kızım benim. Ah yavrum. Görüyor musun? Bak, 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 bak. Ellerine sağlık güzel kızım benim. Bize bize kahveler yapıvermiş gari. Bak ne diyeceğim İbrahim. Yani Osman bu güzel gelinin ayaklarını ipek Allah'a sers hakkını ödeyemez gari. Ödeyemez hakkını. Aferin güzel gelinim. Estağfurullah canım. Buyurun babacığım. Sağ ol kızım. Eline sağlık, sağ olasın. Ya Esma şimdi bak kızım, evladım, yavrum. Seni görünce şeydi, aklıma şeydi verdi de. Şimdi bak Osman geliverdi. Ya biz vaziyetinde görüverdik. Şimdi ben diyorum ki annenden konuşmadık da bir iki gün daha kalıverelim de biz memlekete şey edelim artık diyoruz ya. Size de çok zahmetler falan veriyoruz burada ya. Ne çeleşe oğlu? Burası sizin evinizdi. Seleşmeye ne hacet? Ya tabii tabii, haklısınız da. Birinize mesaj geldi galiba. Ben bir şey etmedim. Nereden? Bakıver kızım. Bir zahmet bakıver sen. Ben hiçbir şey etmedim. Babacığım senin telefonuna gelmiş. Bana mı? Ha. Aa. Ya Fatma benim gözlüğüm nerede ya? Ne bileyim ben, senin gözlüğün nerede? Her yerde kaybediyorsun. Bilmiyorum. Ya kızım bakıver şimdi. Ben şimdi onu göremem. Okur mısın sen? Okuyor musun? Bir zahmet. Kurban kesemedim diye üzülme. Bir çift güzel söz söyle, ben sana kurban olurum Selma. Ya kim bu densiz ya? Allah Allah Allah. Gönderen mi? Şey. Kim oluyor kızım? Bakıver, bakıver bakayım. Kimmiş o gönderen? Şey. Ya Rüştü'dür o. Münasebetsiz şakacı Rüştü. Rüştü ya. Rüştü. Kim bu Rüştü baba? Bu Rüştü şey, ya bu emekli Rüştü bu iş. Münasebetsiz şakacı adam. Ya yaşına başına bakmadan böyle bir eşek şakaları yapıveriyor ya. Ya iki kelime ediyor. Bak şimdi Selma Aslı'nın yanına, aman Selma diyor. Rüştü sana kurban oluversinmiş. Bak münasebetsiz bak ya. Ya biz buna mektepte deve Şükrü diye verirdik ya. Ama Şükrü diyor, Rüştü diye veriyorduk. İbrahim sen bu develerden pek çekeceksin. Ben sana söylüyorum gari. Bu develerden sen pek çekeceksin gari, pek çekeceksin. Ya elin namuslu kadın sen ne diye karıştırıyorsun? Ya Selma abi niye karıştırıveriyorsun sen ya? Deme şimdi bak. Selma Hanım karıştırdın mı Selma Hanım? Bak şimdi. Fatma Hanım kahven soğudu. Hadi içme sen, içme. Deme. Beyler, ben yarın sabah buradan ayrılıyorum. Ama şunu söylemek isterim ki, burada sizlerle bir arada olmaktan,
Sizlerle silah arkadaşı olmaktan, abi kardeş olmaktan gurur duyuyorum. Sizden ricam, kendinize dikkat edin oğlum. Taner, Fatih, Vedat, Gemerekli, Sinan, Ali, Metin, Murat, Hamza. Dikkat edin oğlum kendinize. Duydunuz mu aslanlarım beni? Hayatta kalın. Size silah doğrultandan daha iyi olun. Daha tedbirli olun. Daha becerikli olun. Daha kuvvetli olun. Hayatta kalın ki namussuz takımı anlasın. Yelin kayadan hiçbir şey koparamayacağını. Verdiğiniz savaşı doğru anlayın. Doğru bilin. Bizim düşmanımız dil, din, ırk ya da renk değildir. Bizim düşmanımız bize kast eden adamdır. İçinizdeki birlik duygusunu asla kaybetmeyin. Namluyu doğrulttuğumuz insan Kürt değil, teröristtir. Bir konuya bakarken kanun nasıl bakın diyorsa öyle bakın. Adaletli olun. Unutmayın. Alparslanlar, Fatihler, Yavuzlar, Gazi Mustafa Kemaller bir yol açmışsa ve o yol bize kadar geliyorsa o yol adalet taşlarıyla döşenmiştir. Büyük Türkiye'nin büyük askerleri olduğunuzu unutmayın. Vakarınız ve kabiliyetiniz ona göre olsun. İnanın ve güvenin ki bu millet bir gün ayağına dolanan kemençeleri, önüne konulan bütün tuzakları paramparça edip kendi büyüklüğünün farkına varacaktır. Bundan zerre kadar kuşkunuz olmasın. Umutsuzluğa kapılmayın. Yaşayın lan, yaşayın. Duydunuz mu beni? Yaşayın. Yaşayın ki hainin nevesi kursağında kalsın. Kötünün kötülüğü elinde patlasın. Şu bayrak gibi dimdik olun oğlum. Sizler adı sanı bilinmez Mehmetler değil. Bu milletin göz bebeğisiniz. Bunu asla unutmayın. Anlaşıldı mı? Anladık komutanım. Lan bu nasıl bir haftaydı Teğmen'im ya? Yeminle diyorum sana kavanozu böyle tersten gördüm ha. Kavanoz mu? He. Ya hani böyle kavanoz dipli dünya falan derler ya. O bakımdan yani dünyayı tersten gördüm manasına. He? Ya sen hiç kulağı kesik adamın yanına durmadın mı Teğmen'im ya? Bu lafları anlamay mısın Allah aşkına? Ya canım şimdi senin şu tuhaf tekerlemelerini bilmemek de mi suç oldu başçavuşum ya? Allah Allah. Kavanozmuş. Ya o değil hani böyle içi lafın belini kıralım diye şey ettim ya. Neyse. Ya Barut Yüzbaşı ne dersi veriyor acaba? Vallahi bilmiyorum ki ya. Bitse de gidip uyusak. Yani bütün kemiklerim birbirine girmiş durumda şu an. Yarın ne ediyoruz? Baba bol çeseden izni dağıttı. Vallahi bilmiyorum başçavuşum. Ben bütün gün uyuyacağım herhalde ya. Ben de. De şöyle huzur içinde çamaşır yıkarım. Oh mis. Huzur içinde çamaşır mı? He. Bu da mı olmadı? Teğmen'im komandoya da bu kadar yüklenmeyin. Emredersiniz komutanım. Merhaba Poyraz. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Siz de sağ olun. Rahat da dinle. Beyler. Veda işi yaş iş. Hadi Allah'a ısmarladık.
Komutanım! Vay kanka. Tekrardan gelir misiniz komutanım? Gelir misiniz yine buraya? Vallahi Fatih, gelin ata binmiş. Ya nasip demiş. Belli olmaz. Ya gelin komutanım ya. Ne olur gelin. Allah aşkına gelin. Tekrardan gelin buraya komutanım ya. Kendine dikkat et. Ayarsız kardeşim benim. Siz de dikkat edin komutanım kendinize. Ya bir de diyeceğim o ki komutanım. Öyle olur olmadık şeyleri zıplamayın komutanım. Allah aşkına bak yani. Öyle kendinize mukayyet olun komutanım ya. Fatih. Şey diyecektim. Yani zaman öyle kovboy zamanı değil yani. Kovboy devri geçti komutanım öyle. Silahı kapıp gideyim falan öyle çekirge bir sıçlar iki sıçlar yani. Fatih. Bir de şey diyecektim komutanım. Öyle eğer sorgu morgu şey olsa beni çağırın ha komutanım. Ne olur bak vebali sizin boynunuza. Ulan yeter artık sus ya. Emredersin komutanım. Allah Allah. Hadi geç yerine. Hakkınızı helal edin beyler. Helal olsun. Allah'a ısmarladık. Ya. Gene gelir mi dersiniz komutanım ya? Gelir oğlum gelir merak etme sen. Beni dinle Boyraz. 11 yakın muharebe eğitimi, yemekten sonra da silah bilgisi. Herkes hazırlığını yapsın anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Aha kitledi valla. Hem de nasıl kitledi? Çilingir gelse açamaz ya. Dün akşam babana mesaj geldi. Mesaj mı? Dur bakalım kimden? Kimden? Adliye Selma. Hadi be. Babama bak ya. Ne? Diyor ki... Kurban kesemedim diye üzülme. Bir çift güzel söz söyle ben sana kurban olayım. Vay 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 vay. Osman. Hı. Hani şimdi genetik diye bir şey var. Var tabii. Yani senin babana benzemenden daha doğal bir şey olamaz. Doğru. Hani diyorum ki ileride sana böyle mesajlar falan gelir kurban olurum falan diye. Yok yok yok. Bana mesaj falan gelmez. Vallahi armut dibine düşer derler. Sen şimdi hasta bir insana burada armut demeye utanmıyor musun? Ne kadar ayıp. Bana mesaj gelse gelse, hani illaki bir mesaj gelecekse yani gelse gelse. Al işte bana gelse gelse Halis'ten mesaj gelir. Günaydın kumrular, nasılsınız bakayım? Ay kardeşim benim be. Of şu yakışıklılığa bakar mısın ya? Çok iyi gördüm oğlum seni. Bak sana ne aldım. Dikkat et. Aldım diyorum. Yani parayla alınmış bir şey bu. Böyle çalınmış bir şey değil yani. Parasını verdim, aldım. Helal, al. Şuraya koyabilirsin Halis'ciğim. Çok teşekkür ederim. Şimdi kardeşim. Efendim. Şimdi sen gelmezden önce biz burada Esma'cığımla çok güzel vakit geçiriyorduk. Kendisi bana burada çorba içiriyordu, Ezo gelin. Fakat sen gelince tabii ki bu bozuldu. O yüzden demem o ki. Yani çok uzak durmak da istemiyorum lafı. Çiçeğini bıraktıysan eğer artık diyorum git sen. Vay be. Vay be. Ben gidiyorum. Kardeşimi böyle hasta yatağında ziyaret ediyorum. Gidiyorum bak çiçek alıyorum. Dikkat et alıyorum parasını verip alıyorum. Ve kardeşim beni kovuyor ha. Bu mudur lan? Estağfurullah. Git sen yani. Ayıp lan. Ayıp be. Bu ne ya şimdi? Bu ne ya? Gel. Komutanım. Rahatsız olma Osman lütfen. Umarım rahatsız etmiyorumdur. Aa yok. Estağfurullah komutanım. Nasılsın iyi misin? Sayenizde komutanım.
Ha bu arada komutanım. Komutanım Altan Barut Yüzbaşı. Komutanım nişanlım Esma. Çok memnun oldum Esma Hanım. Ben de. Yaptıklarınız için minnettarım. Vallahi size bir teşekkür bile edemedim komutanım. Teşekkürü yabancı edersin Osman. Sıkıntı var mı? Vallahi biraz galiba böyle bir enfeksiyon gibi bir şey var komutanım. Onu halletmeye çalışıyorlar. Kasabın elinden çıktın oğlum, kolay mı? Doğru valla. Miro'dan hijyen bekleyecek halimiz yok ya. Sen nasılsın Halis? Sağ olun komutanım, iyiyim. Ben de işte böyle çiftleri rahatsız etmek için geldim. Hani malum yalnızım, eğlence olsun diye. İyi, ben sana katılmayayım o zaman. Sevmedim bu görevi. Bizim oralara yolun düşerse uğra Osman. Mutlaka beklerim. Gidiyor musunuz komutanım? Baba bu kadarına bile zor izin verdi. Fırçayı yemeden kaçmak lazım. Vallahi size hayatım borçluyum. Sen de olsan aynısını yapardın. Ki yaptın zaten. Bir an önce iyileş aslanım. Emredersiniz komutan. Sağ olun. Hanımefendi. Çok kibar adam ya. Ya çok kibardır. Sen bir de onu daha da görsen tadından yenmez yani. Halis'ciğim ne kadar ayıp bir şey yapıyorsun şu anda. Ne yapıyorum abi? Komutanı niye geçirmiyorsun? Harbiden ya. Tamam bir geliyorum ben. Gelme. Gelme. Allah'ım anlamıyor, laftan da anlamıyor. Esma'cığım. Efendim canım. Biraz çorba alabilir miyim acaba? Hadi oradan. Çok hastayım. Aa hadi oradan. Azıcık bitmedi ki o çorba. Hadi. Ne uyuyorsun ya? Eval, durum nasıl? Yol sakin mi? Sakindir Eval. Şimdilik bir sorun yok. Tabii. Mademoiselle. Görüşmeyeli çok oldu be. Sizinle böyle baş başa. Çok uzun zaman. Zaten Mr. Bakır'ın iğrenç ve sıkıcı sohbetinden bunalmıştım. Hem siz de savaşmayı özlemişsinizdir. Dağlar sizi bekliyor. Yukarıdakilerin şu ara bizim savaşmamıza izin vereceğini zannetmiyorum. Size hiç yakışıyor mu böyle konuşma? Sizin gibi savaşçı bir kadına. Ha Monsieur Miro deseydi anlardım. Çünkü sırf ha bir de pasifist. Şimdi beni iyi dinleyin Mademoiselle. Üst düzey görüşmelerin sizin savaşınızı bitireceğini hiç zannetmiyorum. Bu savaş ancak biz bitti deyince biter. Ancak biz. Biz bitti demeden kimse oyundan çıkamaz. Jandarma Heval, yol kontrolü yapıyorlar. İyi günler. Evet. Ehliyet ve ruhsatı alayım. Bu kutularda ne var? Boştur kutular. İlçeye mal getirdim, tarım ilacı. Şimdi de geri dönüyorum. Bir bakalım şunlara.
Asker kardeş, 4 kilometre geride kamyon kazası var. O insanlık namını onu söyleyeyim dedim sana ya. Durumları çok fena valla. Tamam sağ ol, biz bakalım hemen. Valla ben hep böyleyimdir. Geçen de bir kaza oldu, hemen gittim herkese söyledim valla. Yardım etmeye çalışıyorum. Tamam tamam, siz gidebilirsiniz. Şu kazaya bakalım hemen. Gitmez öldü. Hiçbir şey değişmiyor biliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi devrimi köylüler yapacak. Monsieur Seyfo gibi olanlar. Mujik Heval. Devrim köylülerden başlar. Değişmez kural. İyisiniz değil mi? Hey. Yo ho ho, yo ho. Sen, vatan, bizim,
Nasıl? Özlemiş misin? Sanırım öyle komutanım. Üfürme ula. Özlediği yere bak. Dağın başına 25 tane ayı boğan, yat kalk sürün sabah akşam hep aynı. Ama öyle komutanım. Hadi ula oradan. Düşünsene oğlum büyük şehirde olduğunu. Böyle sabah kalktın, hanım uşaklar falan kahvaltıyı ettin, çıktın dışarı. Gittin çarşı pazar gezdin, ondan sonra uşaklarla kahveye takıldın. Akşama aradın, karı dedin bağ muhlamayla kara lahana yap. Ula bizimkisi hayat mı ya? Komutanım. Burayı özlemek için ya kafadan kontak olmak lazım ya da cidden çatlak Osman Efendi. Gerçi bunların ikisi de var sende de. Komutanım. Bura özlenmez oğlum. Çünkü niye? Mal ortada. Önümüzde, arkamızda, sabahtan akşama kadar bu yola bakıyoruz. Bir tane Allah'ın kulu geçeyim ula buradan. He? Tiplere bak. Tiplere bak ula. Ayı boğanlar. İnsan dediğin acık böyle bir güzel bir muhitte olur Osman ya. Bu nedir arkadaş ya? Sağa bakıyorsun Taner, sola bakıyorsun Fatih. Arada bir o gemerekliyle deli manyak balık esirli. Bu ne ya? Bir de özledim diye bağır. Komutanım. Siz niye emekli olmadınız? Sen şimdi aklın sıra laf mı sokuyorsun bana Osman Efendi? Estağfurullah komutanım. Ben sadece soru sordum. Git ola buradan. Git gözüm görmesin seni. Emredersiniz komutanım. Niye emekli olmadınmış? Hepsinin dilde pabuç 47 numara anasını satayım. Laf demeye de gelmiyorlar. Niye emekli olmadım? Ne bileyim ne olmadı? Beyler, bence şu taraftan gidelim, Droli Başçavuş'un önünden geçmeyelim. Biraz bozuk mu ne ya Droli Başçavuş? Yürü oğlum yürü, şimdi seni de bozacak, yürü. Selam yoldaşlar. Nasıl diyorlar Türkler Müslü Sakal? Kaynananız da seviyormuş. Abi ebabil koşu gibi atladın ya. Ya Neval, nasılsın? Eyvah, sen? Ey. Yolculuk nasıl geçti Bakır? Bir sıkıntı oldu? Yok, bir sıkıntı olmadı. Olmadı da biz neye buradayız onu anlamadım. Yani işi biraz abartmıyor muyuz? Abartmak mı? He. Ya biz değil canım. Tarihi abartı ya. Oo, sen şimdi uzun uzun anlatacaksan yani he? Ya kesinlikle tarihi abartı. Bakır yani kelimenin tam anlamıyla tarihi abartı. Hayır yani şimdi düşüneyim. Kürt meselesini geçtim tamam. Arap Baharı, Acem Kışı, yani Kafkas Bunalımı. Efendime söyleyeyim yeni anayasa, eski hesaplaşmalar, Suriye, İran. Ya bunların hepsi Miro'yu mu bekledi diye kendi kendime sormadan edemiyorum kardeşim ya. İyi. Hayır yani kesinlikle tarihi abarttı. Böyle yoğun bir takvim, böyle manyak bir kronoloji pek az bir yüzyılda rastlanır yani. Güzel. Neye buradayız? Yani Monsieur Miro diyor ki Mr. Bakır, biraz eski alışkanlıklarımızdan vazgeçmemiz lazım. Hangi eski alışkanlıklardan bahsediyorsun sen? Sakin tartışalım arkadaşlar. Gerginliğe lüzum yok. Ya ben hiçbir şey anlamıyorum kardeşim ya. Her önüne gelen eski alışkanlıklardan bahsediyorum. Ya kusura bakma Miro ama sen Şanzelize'de kafe takılırken biz 30 sene burada gibi çalıştık. Bütün işleri biz yaptık. Hapishanede, mahpushanede, zindanda, askerle uğraştık, polisle uğraştık. 30 sene. Haklısınız Mr. Bakır. Ama Müslüm Yoğun'un söylediği pek de yanlış değil. Açılımdan bahsedili Bakır.
barıştan, anlaşmaktan bahsedilir. Sen 30 seneden bahsedilsen. O 30 seneyi beraber yaşadık. Ya hiç o 30 senede böyle bir laf duydun mu? O yüzden ne yapacağımıza karar vermemiz lazım. İyice bir ölçüp biçmemiz lazım. Yoksa iyot gibi ortada kaldığımızın resmidir ha. Esma Hanım, müsait misiniz? Geliyorum, bir saniye. Ağam, bu römork işini ne yapacağız? Ya bekle şimdi. Ağam, arkadaşlar gidecek, onlara bir şey söylesek. Ya ben sana önemli işim var diyorum, değil mi Müslüman? Bekle işte. Buyurun Halil Bey. Sizi de meşgul ettik. Kusura bakmayın. Olur mu canım? Patron sizsiniz. Estağfurullah. O nasıl oldu Osman? Herhalde tamamen sağlığına kavuştu değil mi? Çok değil şükür. Mi? Gayet iyi. Vazifeye de başladı. Tabii. İyi, güzel güzel. Yani Allah'a çok şükür. Siz bana bir şey mi söyleyeceksiniz Halil Bey? Yok. Evet. Yani bir şey söylemekten ziyade... Ya benim senin aklına ihtiyacım var Esma Hanım ya. Yani vallahi çok meşgul durumdayım ben. Hayırdır Halil Bey? Ben... Yani bu yaşıma kadar bu kadar... bunaldığımı hatırlamıyorum hiç ya. Yani böyle nasıl diyeyim, çok şey hissediyorum kendimi. Halil Bey, rahat olun hani. Eğer beni işten çıkarmak istiyorsanız, yani bizim bir hukukumuz var. Darılmam yani. Ya ne alakası var Esma Hanım, işlenmişle ilgili bir şey değil bu ya. Ne peki? Nilgün Hanım. Nilgün Hanım? Aran nasıl öğretmeninle? Hangi öğretmenle? Onunla işte Cem. Nilgün Hoca. İyi ya, aynı. Bir gıcıklığı yok yani kadının. Kendisi gıcık onun. Ben neler işi diyorum öyle? Konuşuyoruz işte Nine ya. Bakıyorum da müstakbel gelinle laf söyletmiyorsun hiç. Bana bak çocuk. Böyle konuşmaya devam edersen billah yedi köye destan oluruz ha. Derler ki ninesi kızın kafasında ayran sürahisini kırmış. Yarın bir gün babanız evlenir gelirse nasıl bakacaksınız o kadınca kızın yüzüne? Hiç utanmıyorsunuz. Önünü arkasını düşünmeden konuşuyorsunuz. Ayran hazırlamıştım. Biriniz alın götürün tepsiyi babanıza. Çenesi düşükler. Yani siz şimdi o serserileri dediniz ki ben bu kadınla evleneceğim. Ya Allah benim dilimi koparaydı ha, dedim vallahi, dedim işte. Bravo vallahi, ne iyi etmişsiniz. Vallahi mi? Yani bence Nilgün Hanım da böyle alttan alta sahiplenilmekten hoşlanmıştır. Ağam, römork işi. Bekir gelir o römorku senin başında parçalarım ha. Kusura bakmayın. Yani kızmamış mıdır diyorsunuz siz? Yani kızsa bile ona söylemediğiniz için kızmıştır. Ama beni kovdu ya. Beni yerin dibine soktu. Dedi ki bir daha senin yüzünü görmeyeyim dedi. Canım siz de alın bir buket çiçek, gidin kapısına. Özür dileyin. Tatlıya bağlansın. Vallahi mi? %90. Allah Allah. Yani böyle oturup beklemektense.
Ya Esma Hanım, vallahi biz de böyle ufak şeylerimiz için seni... Yani inan bana, ben utanıyorum aslında bu durumdan. Olsun canım, insan böyle şeyleri dostlarıyla paylaşır sonuçta. Yani bu iş tatlıya bağlanır mı diyorsunuz? Misal olaraktan soruyorum, yani yanlış anlamayın. Osman size hiç yani çiçek getirdi mi? Çok. Allah Allah. Tabii canım. Hatta şöyle diyebilirim, Osman bana bayağı bir çiçek aldı. Böyle ara sıra kafası karışıyor, böyle sucuk pastırma falan getiriyor ama. Pastırma sucuk da olabilir, ben de Yok yok, yani şaka yaptık, pastırma sucuk götürülür mü canım? Evet. Neye gülüyor bunlar ya? Neyse. Ya Nuhcum be. Buyur İbrahim amca. Ya bu cep telefonundan mesaj şeysini kapatma mümkünatı var mı acaba? Sen bunu biliyor musun? Beceremiyor musun? Şimdi İbrahim amca, tümden değil de hani istersen sessiz alabilirsin yani. Ya şunu sessizli şey diyelim ya. Benimki bangır bangır bağır veriyor. Tümünden kapatma şey mümkün değil mi bunu? Baba kem be. Şimdi bak, menüye gireceksin. Oradan zil sesleri ulan falan. Ulan ne olmaz bir şey İbrahim amca. Ya yüreğim ağzıma geliverdi ya. Ben kabahat bende zaten. Ben ne diye sana soru veriyorum ki ya? Sen önüne bak, önüne bak ya. Oh. Mesajlar Selma Hanım'dan mı geliyor? Can ne alakası var ya? Allah Allah Allah. Bu ne labalık böyle? Susak. Sulu herif. Susak herif. Niye ona gidiyoruz o zaman? Konuşma sen, önüne bak, önüne bak, konuşma. Tamam, tamam. Hadi sen bekleme, git. Hadi git, bekleme, bekleme. Hadi bekleme, bekleme, git hadi. Hadi, hadi. Buralar siyah beyaz göründü İbrahim Bey. Allah sizi inandırsın, böyle gri göründü. Kül gibi. Döndüm efendim, döndüm efendim. Döndüm, döndüm efendim. İçeri buyurmaz mısınız? Yenice sütlü Nuriye fırınladım. Şerbetini verecektim ben de. Sütlü Nuriye mi? Hangi Nuriye? Nuriye sütlü müymüş? Kahve de yaparım size. Yok, ben zahmet şey etmeyeyim de, ben şunu şey etmek için gelmiştim. Şimdi malumunuz böyle yola böyle çıkıverirken bir cep telefonu kendimize uyduruverdik. Şimdi efendime söyleyeyim, şimdi ben onu tam şey ediverirken sizden bana masaj geldi. Masaj mı? Ay Allah iyiliğinizi versin İbrahim Bey. Ay sizin gibi kalp hırsızını tarihler yazmamıştır ayol, tarihler. Dervişin fikri neyse zikri de o denir. Masaj ha? Mesaj geliverdi diyorum. Mesaj gelmedi, çok zor durumda kalıyorum ama Selma Hanım yani. Olacak şey mi bu efendim? Neymiş efendim? Siz diyorsunuz kurban kesmeyin, ben size kurban olurum. Bu şimdi söyleyecek laf mı senin Selma Hanım? Yani benim işim gücü yok, kalkıp sizden kavurma yapacak halim var? Tamam, ben kavurmayı severim, bayılırım, yerim de kavurmayı. Ama Fatma beni kavurur. Kavurur beni Fatma. Kellemi de tandırda üter, bacaklarını da kırar, efendim, paça yapar. Ya olacak şey de ki bu, size kurban olmuyor. Ne demek Selma Hanım ya? Ay İbrahim Bey, bana bir mesaj gelmişti. Ben de ismini değiştirip size forward ettim. Bu kadar yani. Telaş etmeyin. Format kim ya? Format kim? Kahve içmeyecek misiniz siz böyle kapı önlerinde? Ya şimdi kahve de...
şey, Nuriye Hanım şimdi içeri bak, Horvat Bey de gelmiş, ben şey etmeyeyim. Ben rahatsız etmeyeyim, olmaz. Böyle masaj falan da şey etmeyin. Öyleyse bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yoktur. Ha işte ben de onu diyeyim ya. Şimdi bak, önderlik bir irade atmış ortaya. Demiş ki, ya arkadaşlar, biz burada bir müzakere yönetiyoruz. Ya bir iki dakika durun, çekişmeyin demiş. Şimdi bu mesajı iyi anlamak, ona göre davranmak lazım ha. Doğru söylüyorsun. Adım atacak halimiz yok zaten. Ortalık kış. Yani kış olmasa da adamlar işlerini sıkı tutuyorlar. Kayıplarımıza baksanıza. Vilayette, ilçede adam bırakmadılar. Polis her gördüğünü içeri alıyor. Beklemeyip de ne yapacağız? Hayır yani böyle bir dönemi ideolojik bilinçlenme ve kültürel atılımla değerlendirebiliriz. Ya kim bilir, belki bu bizim için bir fırsattır. Kültürel atılım Nesim İgo. Bunu yarı ölü bir uzman jandarmayı 4 kişinin elinden alamayan Monsieur Migo mu söylüyor? Bunu bana uzmandan sopa yiyen adam mı söylüyor? Hem de eşek sudan gelene kadar. He? Şu anda saçmaladığınızın o kadar farkındasınız ki. Ya Teo, haddini bil ha. Tamam artık, yeter. Senin bir planın mı var? Planlardan sıkıldım, bıktım Matmazel. Size uzun zamandan beri unuttuğunuz bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Bir gerçeği. Çıplak gerçek. Yüzyıllardır sizi koruyan, kollayan irade. Buna izin verir mi sanıyorsunuz? Ya sen neyin iradesinden bahsediyorsun? Belindeki tabancadan, elindeki keleşten bahsediyorum. Avrupa başkentlerinden bahsediyorum. Londra, Paris, özellikle Brüksel. Eğitim kamplarını misafir eden ülkelerden bahsediyorum. Ben gerçeklerden bahsediyorum. Monsieur Migo, Hevaller. Laf. Bu halkın bilinci, bunların hepsinin üstesinde. Halkın bilinci, Monsieur Migo. Size bir şey soracağım. Terminal ayakçısı Miro iken, komutan Monsieur Migo olana dek halktan kaç kişi vurdunuz? Ha? Duyamıyorum Monsieur. Oturun konuşalım. Oturun konuşalım. Oturun konuşalım. TC'nin lafı bu. Oturun konuşalım. Politikanın dili her zaman aynı şeyi söyledi ve her zaman aynı şeyi söyleyecek. Savaş. Yoldaşlar, eğer savaşmazsanız yoksunuz. Eğer savaşmazsanız bütün hayallerinizi unutun. Bütün legal makamlarınızı, legal mevkilerinizi unutun. Savaşmazsanız çıkıp gidebileceğiniz sınır yok. Çünkü savaşmazsanız yeryüzünü yönetenlerin gözünde bir hiçsiniz. Hiç. Önerin nedir? Yani somut olarak. Somut olarak Mademoiselle. Her zaman en iyi yaptığımız işi yapacağız. Savaş. Bana inanan benimle gelsin. Hadi sen git işine bak. Ben de bir iki saat sonra gelip seni alayım. Ne işi baba ya? Abi git dolaş işte. Senin arkadaşın yok mu oğlum? Var. Yani var da. Ya benim işim var benim. Al bunu. Git kendine bir şeyler al hadi. Ya baba,
Ya git ha, git işte. Aç bakalım. Tamamdır. Tamam. Değiştirdin mi? Evet abi. Ben de geliyor muyum abi? Hayır, sadece arkadaşlar. Kestaneyi kim yiyecekse közü de o tutacak. Öyle yakma yok. Ortalarda görünme. Tamam abi. Benim ben. Yani ben Halil ben. Halil Bey? Nilgün Hanım, ben size kabalık ettim. Rica ederim benim kusuruma bakmayın. Lütfen yanlış anlamayın. Ben size işin aslını anlatayım. Siz de bana hak verin. Benim size kabalık etmem aslında söz konusu bile olamaz ama ilçemizin içinde bulunduğu Halil şartlar... Bey. Siz bunları ezberlediniz mi? Evet. Tamam. Ama yaptığınız hiç hoş değildi, biliyorsunuz değil mi? Biliyorum ama o Bakır öyle yapınca ben... Onlar ne güzel çiçekler öyle. Bir çay içmeye geçsek mi acaba? Olur. Askerin yanında olmak isteyen de sonucuna katlansın. Ne zaman? Dur. Biraz daha toplansınlar. Namık, ne yapıyorsunuz abicim burada? Yoklama yaptırıyoruz. Lan ben yakılacağım şimdi seni ha. Bekleme burada. Tamam ya, Allah Allah. Aa, o karabinin arabası değil mi ya? Bakır abi, içinde mi lan acaba? Ne yapıyor bu çocuk? Bize işaret etti. Namık, görüşürüz abi.
matmazel. Ya şimdi ya hiçbir zaman. Hey, o bilgi ver de heval. Birinci ayak bitmiş. Birinci ayak bitmiş mi? Tamam, sen işine dön hadi. Birinci ayak bitmişmiş. Sanki at yarışı oynuyor. Hadi Boyraz, hadi Boyraz! Nedir durum Halis? Askerlik şubesini taramışlar abi. 6 çocuk ölmüş. 3-4 tane de yaralı var. Biz ne yapacağız? Muhtemel kaçış yollarını tutacağız her zamanki gibi. Benim anladığım bu yani. 6 ha. Arabalar mı gezseydik acaba Nilgök Hanım? Bilmem. Yürümek iyi gibi geldi. Ha. Pardon. Alo. Evet benim. Polis mi? Ha, buyurun kardeşim. Ha, ben bombasıyım. Erkan? Erkan vuruldu mu? Ne? Ne? Ne olmuş? Erkan! Allah yardımcınız olsun Osman. Sağ ol komutanım. Burnuma pis pis kokular geliyor Osman. Tedbiri elden bırakmayın ha. Anlaşıldı komutanım. Emredersiniz. Yapmadığı iş değil askeri üstüne çekmek. Komutanım. Döner. Poyraz, Raç, bin! Anlaşıldı evvel, tamamdır. Gelin bakalım, gelin.